Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Kaptan yorumluyor serimize yeni videosu da karşınızdayız. Yanımızda Man var. Aracın sahibi Salih abi var. Salih abi nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok çok teşekkür ederim. Vay Sadık abi yine buradasın. Maratondan sonra Man'a geldik. Maratondan sonra Man'a geldik. Salih arkadaşımız şimdi yardımcı olacak bize. Aynen bakalım valla. Bir şoför görüşünde. Sağ olsun. Man 2017'de bu kasa yenilendi abi biliyorsun sen. Evet. De 2017'de bu kasası çıktı. Şimdi bir önceki kasası da benim hoşuma gidiyordu. Yeni kasası da hoşuma gidiyor. Sen beğeniyor musun tasarımını genel olarak? Tasarım olarak beğeniyorum. Yani birkaç eksiği olmasına nazaran gene de güzel. Ön tarafı görüyorsunuz. Evet. Gene duruşu, heybeti falan güzel. Ön cam güzel. Mesela her yeri görebiliyorsun. Görüş açıları güzel. Sadece aynalarla ilgili bir sıkıntılarımız var. Ne biraz mesela? Daha büyük olabilir aynalar. Yani küçük olarak tam net olarak alamıyoruz görüntüyü. Ha. Ama genel anlamda güzel yani. Yani diyorsun ki aynalar biraz küçük kalmış. Küçük kaldı. Etrafı çok fazla göremiyoruz. Evet. Travego'daki gibi biraz daha böyle. Travego biraz daha hacimlidir. Daha açıyı güzel gösterir. Yani bunun ayna olarak bir sıkıntım var. Geri kalan olarak da ufak tefek gene şeyleri var ama onlara tolerans ediyoruz yani böyle. Tolere edeceğiz artık yapacak bir şeyimiz yok. Far aydınlatması falan nasıl bunlar mesela? Far aydınlatmaları çok güzel. Sen mesela şimdi Setra'da kullanıyorsun. Evet. Ben de şimdi Setra'da var. Setra'da çekeceğiz ayrıca. Biraz da. Aydınlatmaları hoşuma gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Sen koca kafa kullandın. Evet. Evet, bütün arabalara bindim. Evet. Zaten ben far, kendi... Far bakımında şu gece yolculuğunda mesela far çok önemli bir şoför için. Nasıl yani bunun far? Ya ben hiç kullanmadığım için o yüzden soruyorum yani. Aydınlatmaları güzel. Hoşuma gidiyor. Açısı iyi. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi ufak tefek bazı şeyleri var. Ondan haricinde ben beğeniyorum. Ki benim verdiğim araba Travego'ydu. Belki de Türkiye'de tek bir arabaydı yani. S miydi? Tekti. Maşallah. Yani Türkiye'de tek. Onu verdim, bunu aldık işte. Allah nasip etti. Bakalım bundan da nasıl bir verim alacağız göreceğiz. Sıfır mıydı? Kaç modeldi? Bu 2020 model ama 0 kilometre. Allah kaza yani vermesin. İlk ben bindim buna da. Saklamış. Almış bunu saklamış. Şöyle yan tarafına doğru geçelim abi bagajı da vesaire. Bagaj açık. Açık. Şurada bir delik var Salih abi, bu ne? Kapağı yapmış, bir kilit koymuş buna ama ekstradan da bir güvenlik kilidi koymuş. Yani açılmasın diye bir de kollu bir kilit yapmış ona. Burada ne var mesela? Ekstra. Burada şey görüyorum. Burası da böyle komple sigorta tablosudur. Akülerin olduğu yer. Şimdi maratonda şey yapmışlar ya. Bak bunun böyle açılması güzel. Evet. Ha. Aynen. Evet, böyle açılması. Usta için bak mesela şey olarak usta bakımından mesela rahat bir şekilde bakabiliriz. Bunun böyle açılması hoşuma gitti benim. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Güzel aynen. Salih abi kullanım şimdi, açısından kolay mı böyle açılması? Ya aslında burayı güzel yani burada bir sıkıntı yok ama bagajların geri kalanında çok büyük bagajları olmasına nazaran bagajlarda kullanım alanı yok. Şimdi açarız zaten onları yani, da biliyoruz. Bak bunda mesela teker üstünde bak şey yok değil mi? Ama bak bunda da mesela bak. He teker üstünde ara, bagaj yok evet. Mesela bak şu ara çok geniş kalmış. Dışarıdan bakıldığı zaman ne diyorlar? Burayı araba diyor çok yukarıda. Araba yukarıda kalmış. Evet bagaj üstünde şey yok mesela. Yok aynen. Ama bu 3.87 ya ondandır. Boy olarak evet aynen evet. Ama. Yani yükseklik olarak Travego ile aynı ama gene de kullanım alanını tam yapamamışlar. Evet ya bagajı çok alçak yani bunu. Evet. Siz turizm mi yapıyorsunuz hala bunlar? Turizm olsun yapıyorum ben. Turizmde çok zorluk yaşamıyorsunuz. Yani galiba alçaklığı o kadar şey yapmıyoruz ama mesela buraya baktığımız zaman bu kadar büyük bagaj var. Yatak yeri küçük. Evet. Yani ki kaptanların olmazsa olmazı. Evet. Travego'nun tercih sebebi sadece yataktır. Evet kesinlikle. Öyle. Yani oraya giriyor. Küçük ya. Şu, birazdan diğer taraftan da bakarız. Evet. Gerçekten. Yani yatak yeri. Şeydir değil mi? Elbise dolabı da yok galiba. Yok elbise dolabı yok. Şurayı mesela bunu zamanında kapat. Şimdi şu bölmeleri dahi biz kendimiz yapıyoruz ki malzemelerimiz yürümesin diye. Yani araçta bir Travego'ya nazaran böyle her yeri hazırlanmış bir yer yok. Bugün Travego arabasına baktığı zaman su dolabı hazır, elbise dolabı hazır, yatak yeri hazır. Bunda bazı şeyleri kendin yapacaksın. Yok. Bak bunda şey de yok. Görüyor musun abi? Burada da bagaj şey teker üstte bagaj yok yani. Bu açılıyor mu? Ha çek. Bak, acil durumda. Gördün mü? Güzelmiş bak bu güzel. Çıktı. Bu çok mesela iyi. Acil bir durumda. Evet. Az önce dedim ya maraton bu tarafa devrildiğini düşün. Evet. Adam dedi ki burayı kırmaya çalışan bir şekilde. Burada açıyorum tamam muhtemelen. Yazın bak yazın mesela havalanmacı açıyorsun. Aha. Maratonda açamıyorsun. Onu gidip evet kendimiz açtınız yaptınız. Her şey her şeyi kendi yapıyor. Vallahi Man'ı burada tebrik ediyorum. Güzel yapmış bunu. Biz de az önce maratonu çektik. Biraz büyütse güzel olacak. Evet. Yani yer var, imkan var. Mesela şurası çok geniş değil mi yani? Burada yani ne var şimdi burada? Şimdi şurada ben şunu söyleyeyim. Bu büyük bir sıkıntıdır aslında bizim için. Buraya ufak bir bagaj yapabilir miyim? Var. Aynen, içinde bagaj var. Bagaj açılıyor. Şimdi bu bagaj bu şekilde açılıyor. Gizli bagaj. Bu şekilde açıldığı için su bidonlarını koyduğumuz yer. Ama büyük bir sıkıntı. Ben bunu iki otobüs yan yanayken bunu açma şansım böyle yok. Evet. Yukarı doğru yapsalar daha çok kullanışlı. Bu ya evet yukarı doğru açılacak evet ya da buna farklı bir yer yapılacak. Bu bagajın bu şekilde ben
gittiğimiz yerlerde açamayız. Evet. Yani su bidonları burada ama Haybi'ye duruyor yani. Kullanamıyoruz. İşte peron için düşünmemişler birazcık. Evet. Bu sıkıntı. Çünkü ben burayı açtığım zaman bakıyorum biri vurup koparmasın diye. Tabii. Yani bu Allah. Büyük sıkıntı. Allah, o konuda haklısın abi. Arka tasarıma bakalım, sonra diğer tarafa gideceğiz. Ama şu tasarım güzel, yakışmış böyle. Evet, bu şekli güzel. Evet. Duruş şekli güzel. Piyano bilek. Fabrika çıkışı. Arkasını, yanlarını o şekilde. Arka da komple piyano bilek siyah. Evet, arka yani arabanın duruş olarak güzel. Evet. Yani duruşunda, şeklinde, şemalinde bir sıkıntımız yok. Evet. İşin gerçeğini söyleyeyim. Dün bir sıkıntı yaşadım arabayla ilgili, kapıyla ilgili. Bunu çözmek için çok yerler aradım. Ve bunu bilen de yok. Benim asıl baba mesleği, biz kasacıyız aslında, otobüs kasacılığı yani, biz sanayiden yetişmeyiz. Kendi kendime zor buldum o işi. Yani bunun usta bakımından herhalde sıkıntıları sorun var gibi. Sorun neydi mesela? Mavin temizlik yapmak için kapının havasını kesiyor. Hı-hı. Kapıyı bir daha aktif hale getiremedik. En son bulduğumuz yer çok basit. Çok basit. Ya yani bunun da aslında en son yatağın kilidini anahtarla çeviriyoruz. Oradan aktif hale. Allah. Yani bazı şeyleri değişik yapmışlar. Az önce dedim ya, mavinler yıkarken bak kesim yoktu orada. Evet. Düz. Evet. Tamam, ne olur arabayı mesela adam buraya atıyorum yarım kovayla yıkıyorsa maratona bir kovayla. Şimdi maratonda yani yorum yazacaklar muhtemelen. Diyecekler ki onlar Euro 6 çıkacak. Ama bu da Euro 6 şimdi bak. Bu da Euro 6. Euro 6 yani, ama bunda çıkacak. Mesela bu tarzlar daha kullanışlı oluyor. Tabii canım, düz yıkanması kolay yani. Şimdi bir de bir sıkıntı var. Yani bu arabaya yakıt almak için petrol ofisine geri geri yanaşıyoruz. Amonyağı buradan alıyoruz. Yakıtı önden alıyoruz. Yani bunu bir Mercedes gibi amonyağı da ön tarafa koyabilir. Çünkü yani amonyağı farklı yanaşıyorum, dönüyorum ön tarafa yakıt almaya dolanıyorum. Yani bu tankı daha farklı bir şekilde yapılabilirdi. Oraya alabilir misin? Yani onu uydurabilirler. Veyahut da ön bagajı biraz daha daraltıp tekerin ön yanına yapabilirler. Ya bu tabii da ya, diğer otobüslerde mümkünse burada da mümkün olmaz. Tabii. Bir bagaj, mesela Mercedes'te. Mercedes'te önde. Evet. Tamam bak, tekerin üzerine bunu yatay bir şekilde yapabiliriz. Bir de en sıkıntılı olay ya burası. İşte en sıkıntı yani bugün 2023 model, Sadık 2023 abi, yılında. Ben şöyle göstereyim kendimi. Evet, gösteriyorum. Evet, arkadaş şekli. Yatak burası. Evet. Bakın benim buraya girme şeklim. Fark ettiyseniz sığmıyorum. Evet. Yani buraya girdikten sonra dönme şansım yok. Evet. Yani buradaki en büyük sıkıntı bu bir yatak. Bu insanın içeriden girişini düşün. Atsana bir şey. Şuradan. Şimdi şunu diyebilir izleyiciler. Zayıf şoför. Hayır, herkes bizde zayıf değil. Şoförün zayıfı olmaz. Evet. Şoför dediğin kilolu olacak. Balıklama gireceğim. Evet. Öyle de kalacağım. Öyle de kalacağım. Yani komando gibi. Bakalım. Ama çok kötü ya. Şu diğer taraf da o kadar da geniş değil. Kampet vardı ya. Askeri kampet daha büyük. Yatak işlerini çözmedikleri sürece sıkıntı büyük. Çünkü şoför çalışmıyor. Ya baksana şurası da ne var burada ki yani? Burası da işte bakıyoruz yani. Şuraya da boşluk var, ne ya, onu kaydırabilir, burayı kaydırabilir. Yani imkan var yaparken sıkıntı. Çünkü bir arabayı şoför metheder. Bir arabayı şoför rezil eder. Aynen öyle. Bugün bu arabayı methetmek için şoförün rahat etmesi lazım. Aynen öyle. Şoför rahat etmediği hiçbir zaman, bugün bir şoför kalkıp, şoför arkadaşlar ben bunun yatağında uyuyamıyorum dediği anda kimse çalışmıyor. Bu sefer herkes diyor ki işte Mercedes'e gelirim. Bu önemli. Biz çünkü bir çıktığımız zaman 20 saat yol gidiyoruz. Sen şimdi buraya mesela 7 saat 8 saat yatacaksın, kolunu uzatamazsın, ayağını uzatamazsın. Evet. Tamam. Şöyle bir gerileyim desen kaldın. Evet. İnsan psikolojik olarak yorulur burada. Ya, Allah psikolojik çok olarak yorulur. O zaten o ya, direksiyona yansıdı. Ya aslında ya. Genel olarak baktığımız zaman iyi ama böyle küçük şeylerde... Güzel ört, kapanmasın. Kapanmadı. Tamam. Tamam. Atsana, abriyi bir atsana bir atsana. Arka bir. Aynen. Bir basamağa bakalım. Evet. Bir şoför... Bu araba bayadan beri geldi ama hiç incelememişim. Evet. Ya şimdi... Bak burası mesela... Giriş olarak, iç hacim olarak çok güzel. Hı, mesela şuradan şöyle. Tabii giriş olarak, şey olarak çok güzel. Yeni Suit arabalar hep çıktı böyle ama... Evet. Bunlardan da çok memnun değiliz. Hmm. Eskiden dolaplarımız buradaydı. Evet, yani şuradan mavinin in, su al, in, suyu, sıcak suyu al, normal içme sularını al. Yani bu da Haybi olan bir şey burada yani. Hmm. Yani 2 artı 1 eskiye ne koyuyorlar? Komple eziyet. 2 artı 1 arabayı yani. Eski, evet, doğru diyorsun. Eski raza, evet. Mesela şurası. Çok güzel bir elbise dolabı olabilir. Evet. Bu Travago da böyledir. Hep evet. Travago diyoruz ama methetme babında değil, örnek evet, anlamında konuşuyorum. Kıyaslıyoruz, evet. Yani olabilir. Yani, elbise dolabı yap güzel. Yani. Çok büyük hacim dolabı var ama kullanış yok. Kullanış anlamında sıkıntı. Evet. Aynen. Baksana şuraya zaten bir şey tabii koymuşlar. Orada sigorta panosu var zaten. Evet. Kafayı vura vura en son kafamız ufaldı. İşte, yani onu oraya niye koyarsın mesela? Yani sıkıntı. Zaten adam yüksek bir şey koyacağı zaman lazım olacak orası. Bak mesela şurayı et bulayım misal yani. Hiçbir şey yok. Şurayı bir kapatın. Evet. İçine koyabilirdi. Evet. Şurada işte, sigorta panosu var mesela. Burada bir var, burada bir var, öbür tarafta var. Yani bunu da aslında boşaltıp buraya
amonyak tankı koyulabilir. Hmm. Gerçekten sıkıntı. Çünkü öyle bir yerlere giriyoruz ki biz. Yani oraya dön, amonyak al, dön buradan yakın. Yani bu da bir sıkıntı. Bu da bir sıkıntı. Şimdi içeriye geçelim abi. Buradaki sıkıntı, bu mikrofonu ben yaptım. Yeni araba olmasına nazaran buraya bir mikrofon tertibatı olması lazım. Hani bunlar yapılmayan şeyler değil. Yapılır ama bunları ben yapmak zorunda değilim. Bazı şeyler kendimiz yapıyoruz hep. Çünkü önemli bir şey bu. Daha önceki mikrofon, daha önceki mikrofon şofördeydi. Yani ben bunu buradaki arkadaşa uzatmam için ya da rehbere uzatmam için ağzımdan geçiyor kablo. Evet. Yapılacak şeyler bunlar. Bir de şoför yeri. Evet. Mümkünse şimdi biraz daha geniş olması lazım. Sen geç abi istersen şoför yerine. Şoför yerinde en son limit bu. Buradan daha geriye gitmiyor koltuğumuz. İndirdiğim zaman kucağımda kalıyor direksiyon. Yani bu şu şoför olduğu mesela kaptan bir bölümü biraz daha genişleyebilir. Çünkü şu önü mesela şu torpida tamam. Torpidanın genişi, uzunluğu güzel ama ya az burası daha, az daha da şöyle bir atıyorum bir karış, iki karış daha uzatabilirler ön tarafa. Şurayı büyütebilir. Artı şu torpida kapağı. O kadar anlamsız. Açıyoruz, içinde bir kapak daha var. Evet, şurası. Yani dolaba ulaşmak için şey evet. Evrak dolabı yapsan değil. Ki, yemek dolabı yapsan değil. Ki bu dolaba sahip çıkmayalım, bu üst kapağı biz kırılacak. Evet. Tabii canım. Yani bastırdığın anda kırılacak bir sistemde. Zaten burası yani, lap diye gidiyor aşağı. Tek kapak olma imkanı varsa daha bir güzel olur. Kokpit tasarımı nasıl? Hoşuna gidiyor mu abi? Burası yani güzel. Sadece biraz daha genişleyebilseydi gerçekten çok daha güzel olurdu. Ama burayı da genişlettiği zaman burayı da arkaya alması lazım. Onu evet yapmamak için yani bu şeyde bırakmış. Evet. Genel olarak baktığın zaman görüntüsü çok güzel. Evet, peki tasarım. Setra mı man mı? Setra. Sen şimdi iki arabayı kullanıyor ya. Ben de şimdi Setra'da var. Setra'nın üzerine araba tanımam. Genel olarak arabanın içi ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllarca Mercedes kullandım. Sıfırın dahi biz aldık. Eve getirirken dahi tangur tungur yani oynamadık yeri yok. Bu arabanın da bir güzelliği var. Çok sağlam bir araba. Dolu bir araba. Yani şurada armasının hakkını veriyor. Süspansiyon olarak nasıl? Süspansiyon olarak Mercedes'ten iyi. Ben size şunu söyleyeyim. Bu arabanın yeni olmasından da kaynaklı olabilir. Mercedes'ten iyi. Benim gözümde. Sadece şanzıman olarak şu geri geri biz şimdi turizm işi yaptığımız için rampalara geri geri yanaşırken sıkıntı büyük. Hani manuele de alsak geri geri araba birden kavrama yapıyor. Atma yapıyor böyle. Atma yapıyor güzel araba. Yani şey ayarlayamıyorsun. Tabii yani biraz da burada şoför acemi diye lanse ediliyor. Evet. Öyle ama bu otomatik arabaların komple genelinde bu iş zaten şimdi var. Onu soracaktım. Vites geçişte nasıl bunlarda? Vites geçişi 10 numara. Yani yolcu hissediyor mu? Hiçbir şekilde. Ben hissetmiyorum. Yolcu nasıl hissedecek? Değil mi? Vites geçişlerine falan bir sıkıntımız yok. Cam nasıl? Camdan efsane. Efsane. En azından bu camı indirdiğim zaman tangur tungur diye bir ses gelmiyor. Yolcu camı rahat diyorsun şimdi yani. Şimdi Mercedes'te bunu indirdik mi komple iniyor aşağı. Evet. O da biliyorsun Sadık Bey sen de kullanıyorsun. Evet. Sesten duramıyorsun. Evet. En azından küçük bir cam. Yani benim bu çok hoşuma gitti. Ses yapmıyor. Yani hiçbir şekilde. Yani bu olay güzel. Şurası benim de hoşuma gidiyor. Gece falan gece görünüm falan. Baksana dik mesela. Sen maratona dedin ki yani, mesela yatay dedin. Evet. Bak, dik mesela. İşte böyle yapacaksın. Torpido böyle olur abi. Evet. Yo bunun güzel. Yani sen mesela yani her şeyi göreceksin. Mesela zaman böyle çok basit şeyler diyorum. Bakın buraya bastığım zaman kameralar aktifleşiyor. Şimdi arkada kamera var. Evet. Basıyorum. Nereye istiyorsan orayı mı açıyor? Tabii şimdi çevreyi şimdi kontrol et dediği kameraları herhalde kamera pahalı geldi. Aynalara koymuyormuş. Evet. Yani normalde şimdi bu da bir şey. Dönüyorum. 360. Bakın arka basamak. Evet. Çok tabii güzel. Yolcu inerken, peki kapıyı açınca otomatik açılıyor mu? Otomatik açılıyor. Anladım. Ama şunu yaptıktan sonra içine ve kamera koyulabilir. Evet. Tabii. Yani şimdi bunun arkasında var. Basamağında var. Bunu yani bir aynayla bir de iç gösterme yapılabilir. Aynen öyle. Doğru. Çok diyorsun. Maliyetli bir şey olacağını zannetmiyorum. Aslında bu kadar küçük para şeyler beni mutlu eden şeyler. Evet. Peki bu ayıp dur sorması bunun ortalama sıfır fiyatları ne kadar? Yani izleyiciler bilsin ortalama ne kadar oluyor bu manın sıfır. Travego'yu biliyoruz mesela 8-9 milyon ama bunun şimdi ortalama ne kadar? Ben bunu sıfır kilometre aldım 2020 olmasına zaman ben 2022'ye de alacaktım. Hatta Setra'yı vereyim dedim ben modele yükseliyorum 2022. Tabii. 1 milyon arttı. 1 milyon. Yılbaşından bu yana. Ve ben hala da Setra'yı methediyorum ama ben modele çıkacağım için ben gene MAN'a. Bakın Mercedes düşünmüyorum. Piyasayı Mercedes arabasının belirliyor. Tabii. Mercedes yükseldikçe MAN diyor ki benim arabam da bu kadar işte. Ama kardeşim hani bu kadar da bu arabalar yükseldi, o oluyor, bu oluyor da. Yani alan da var arkadaş şimdi, anlamıyorum. Şimdi şöyle yani bir şey var. Mercedes arabası ustası çok olan bir araba. Evet. Ben Mercedes arabasına, Travego arabasına her zaman Tofaş derim. Evet. Yapması kolay ama elini üzerinden çekersen yürütemezsin. Evet. Anlık masraf edeceğin arabalar. Şurada 2005 MAN var. Evet. 2006 Travego var. Açalım defterlerini. 2005 MAN'ın yaptığı masrafla aylık 2006 Travego'nun yaptığı masrafı karşılaştıralım. Mercedes'te şey var o zaman. Hep basit malzeme kullanılmış.
çok çabuk arıza yapıyor. Mercedes çok evet. Çabuk gidiyor. Öyle değil mi? Evet, devamlı yani elin üzerinde. Yani anlaşılır, bu şekilde evet. Anlaşılıyor yani. Devamlı elin üzerinde olacak. Yani bu az, sözünü kestim. Az önce söyledi ya zaten Adapazarı da esnaftı bu. Hani eskiden karasörcülük yapıyorlardı. Hı-hı. Hani arabalardan az çok anladığı ve otobüs işini en iyi anlar. Detaylı anlatıyor bana. Yani kasa yani. işini benden iyi kimse bilemez. Benim baba mesleğimdir bu. Kendim de oradan yetişmeyeyim. Evet. Yani bugün kasa olarak hani baktığımız zaman eski arabacılara sorduğu zaman dışarıdaki insanlara hani karalar falan dedikleri zaman hemen bunu babaları falan söylerler yani. Yani bir de meslek bu yüzden olduğu için rahat anlatabiliyorum yani. Salih abi zaten güzel anlatıyor sabah. Sebebi belli oldu. Aynen. O yüzden hani şey yapıyor ya. Ya şöyle söyleyeyim, ben şimdi bunu aldım. Alanlarda daha önce almışlarla konuştum. Daha önce kullananlarla konuştum. Özellikle şanzıman olayında çok ısrarcı oldum. Nedir ne değildir ama bugüne kadar daha şanzımanla ilgili bir sıkıntı çıkmamış. Ve ben bunu almadan önce servislerinle, yetkili servislere dahi sordum. Size gelen arızalar ne diye. Ne yani gelmiş? Özellikle şanzımanla ilgili arızaları çok sordum. Daha bugüne kadar şanzımanı indirdik, yaptırdık diyeni görmedim. Peki ne arızası geliyormuş en çok? Bu arabaların en büyük sıkıntısı benim anladığım kadarıyla dışarıda yapılan işler. Servis şimdi, dışı yapılan. Servis dışı yapılan işlerde malzemelerin hep yan sanayi olması. Evet. Abi en güzeli şimdi artık ne yapacağım bilmiyorum. Sıfır araba alıyorsan hani garantisi bir yıl ya. Vereceğin 3-5 kuruştan fazlası neyse anlaşacaksın. 2 yıl daha uzatacaksın. 3 yıl. Zaten bu arabaları en fazla 2 yıl kullanıyorsun. Kullanılacak malzemeler tamamen orijinal olacak. Aynen. Şimdi biz Setra'yı aldığımız zaman mesela Euro alttan en büyük derdi dinamalarda. Evet. Ben burada kendim de görüyordum arabaları yanaşıp dinama. Peki ben bunu nasıl çözdüm? 3 tane yeni dinama. Tamam. Orijinal. 3'ünü de taktım. Bir senedir ben dinamo arızası diye bir şey bilmiyorum. Hep şimdi, böyle toplatma yapınca. Tabii işi bilmeyen ustalar, yani kötülemek babında değil, olmayan bir malzeme, anlık yapılan işlerle bu iş olmaz. Evet. Yani ben bir senedir dinamo arızası yaşamazken bizim buradaki arabalarımız ayda bir neredeyse dinamo söktürüyor. Ama şöyle bir durum da bak şimdi. Sen mesela şimdi turizm yapıyorsun. Ben şimdi peronda çalışıyorum. Peronda çalışan bir arabayla turizme çalışan arada çok fark oluyor. Neden oluyor biliyor musun? Mesela ben şimdi buradan çıktım, İstanbul'dan çıktım, Ankara'ya gidiyorum. Yolda arıza yaptı araba. Geldim Sakarya'ya, bu ustanın eline düştüm. Ya bu araba yapılacak, ya gidecek bir şekilde. Buna ben yan sanayisine, orijinaline bakmıyorum. Ne yapıyorum? Tamam usta diyorum, tak diyorum, yap hemen tak da yolcu mağdur olmasın gideyim diyorum. Ama dediğin gibi ha, sonradan, tabii. Bu sefer masraf. Ha, gittiğin yerde işin bittiğini mi? Diyeceksin ki kardeşim bu dinamayı sök. Bana yenisi. Ha bu da maliyet aslında. Maliyet artıyor. İşi yaptın. Aslında maliyet artmıyor. Yani benim yaptırdığım iş başka normal insanların yaptırdığı işten ben her zaman karlıyım. Ben çünkü orijinali alıp takıyorum. Bir sefer yaptırıyorum. Parayı bir o sefer veriyorum. O adam 3 sefer yaptırıyor. Tabii. Aynı şey. Şimdi aynı adam geçen gün burada biliyorsun bizim VIP'te. Üçüncüye dinamo söktürüyor. 15 bin liraya mal oldu dedi. Yani bizim Zekeriya abi. Bir dinamo almış takmış. Yakmış. Olmamış. Bir daha gelmiş. Bir daha gitmiş. Dün bile 10 milyara orijinal taksaydı bu kadar uğraşmayacaktı. O kadar. Yani hem bunun eziyeti, hem kaldığın sıradan, hem çektiğin sıkıntı, işi yaptırmak biraz önemli. Aynen. Bir de şey diyeceğim, bu arabalarda bak arkadan biri biniyor bak. Evet. Peki bu şey, motor olarak bir şey diyor, iki çeşit motor varmış galiba bunlarda. Kavim neydi? Ne diye? Kamis motor. Kamis değil, Camon Rail motor. Camon Rail. Eski kasa bunlar. Eski kasa bunlar. Tamamıyla bakacaksın. Bak bunlara hiçbir şey olmaz. Ya dışarıdan gördüğünüz zaman aynen bak mesela çok araba var mesela man var piyasada çalışıyor. Hiç kalmayan arabalar var. Bazıları var bakıyorsun dökülüyor. Soruyorsun dediği gibi demek ki hani az ufak bir arıza var. Bu biraz da pipirikti tamam mı? Yani tanıyor muyum ondan diyor ben. Mesela az bir şey arıza yandığı zaman ya gider demeyeceksin. Evet. Hemen gideceksin yaptıracaksın. Şimdi bu Setra'yı aldığım zaman herkesin bana dediği... Setra'yı sonra anlatırsın. Yok herkesin aynen, dediği bir laf var. Bunu da aldım aynısı dediler. Bu arabayı yürütemezsin. Bu arabayı alıp da ocağını mı yıkacaksın? Setra içinde man içinde. Setre ben Setra'yı alalı neredeyse bir sene oldu. Ben daha bir kuruş masraf etmedim. Maşallah. Şimdi bu da aynı. Bu da aynı. Setra'ya geçelim. Setra'yı da başka videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Ha, arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Yani yanlış anlaşılmasın. Travago'da ben böyle yürürken mesela şu şekilde bu koltuk arasından geçemiyorum. Evet. Ama görüyorsunuz burada boşluk da var. İç dizayn olarak çok hoşuma gidiyor. Kaliteli. Evet çok güzel. Yani koltukları sağlam, kaliteli. Bu. Evet. 2+1'leri de çok güzel. Onlar da güzel. Bu şu iş dizaynı biz eskiden böyle beğenirdik. Gene geleyim Travago'ya. Yani şu basamakları dahi Travago ben çok eski olduğum için V6'dan 2023 koca kafaya kadar hala Halifax kullanıyor.
Bu işleri vazgeçelim. Bakın manın bu güzelliği var. Alıyorsunuz, siliyorsunuz tertemiz. Değil mi? Yani bazı şeyleri evet kaliteli. Güzel yapılmış şeyleri var yani. Ya para veriyorsun. Hani evet. Hareket edecek, bir şeyler yapman lazım ki. Ben arabayı aldıktan sonra marşa basıp şu ışıkların şuraya konması efsanedir. Hı-hı. Bakın bu tavanda olsa bu camlar kırılıyor. Hı-hı. Bütün arabalarda bugün tavanda olduktan kırılıyor. Bunların kırılma şansı yok. Evet. Aydınlatma olayı da çok güzel. O konuda mühendisliği de maşallah. Evet biliyorsunuz ben turizm işi yaptığım için bu kolonlar da sonradan takmadır benim. Yani içinin ferahlığı, genişliği güzel. Vallahi güzel oldu. Yani rahat rahat oturuluyor. Kimseden bir şikayet almadım. Travego'da şurayı katlanır yapmışlar. Bunda da öyle olsa mesela çok güzel olur. Yeni, olabilir. Yani, evet. Yani mandan bir ricamız eğer ne kadar dinlerler ne kadar kadar şu tavan kumaşı kesinlikle böyle olmayacak. Yani bu silme çok olayı sıkıntı. Hemen leke olmuş tabii. Mesela. Hemen. Bunun silinme olayı çok sıkıntı. Basite geçmeler lazım. Yani altına yaptığı işçiliği tavana da bekliyoruz. Evet. Mandan şey nasıl bunu... bu tavan cam? Buharlaşma şey yapıyor. Bana kalsa fuzuli. Şimdi içerisi ışık alsın olayını düşünmüşler ama hiç gerek yok. Zaten onlar ışık alsın diye düşünüyor ama bütün arabacılara baksın herkes kapatmıştır. Tabii. Herkes şey bir şey ama, yapmıştır. Buhar yapıyor. Yolcu damlama yapıyor. Damlama yapıyor. Tavan akıyor. Mesela diyor ki şey de ne resmi. Biz para verdik diye yağmurun altında mı içeceğiz? Ya bir de sıfır araba. Tabii. Buhar yapmışam ne yapayım şimdi? Evet. Bir de içerideki olay şu. Personel düşünülmemiş. Yolcu düşünülmüş. Zaten kimse düşünmüyor. Personel yani bakın şöyle bir dolap ön taraflarda hiç yok. Evet. Yani benim kendi özel eşyalarımı dahi koyacağım bir yer yok. Şu dolabın aynısı ön tarafa sığıyor. Evet. Ya dolabı bana versinler ben kendim takarım. Evet. Ya da bunları yapsınlar. Bunlar personel hiçbir firma personel düşünmüyor. Herkes evet. Mesela paraya bakıyor. Yolcu otursun yolcu taşısınlar. Yani bu arabalarda 2 kişi 3 kişi çalıştığını evet. Kimse düşünmemiş yani. Vallahi o konuda. Bu şekilde bir dizayn yani güzel aslında her şey iyi güzel. Sağlamlık bak, olarak güzel. Ufacık bir şey, ufacık bir hata veyahut da en ufak bir şey koymak arabayı mahvediyor işte. Ya şimdi şöyle bir şey düşünmemem lazım. Ben sıfır man aldım. Evet. Acaba sıfır kilodum. Ben var mı, yok mu düşünmeyeceğim. Ben bu sıfır manla neredeyse bir aydır ne yapayım, nasıl yapayım diye düşünüyorum. Benim bunu düşünmemem lazım. Tabii. Şimdi şoförün olduğu yere bir dolap, evet. Elbise dolabı, yatacağım yer nasıl olacak? Yani benim bunları düşünmem ama artık sistem ilerledi. Evet. Herkese küçük gelebilir ama bizim için çok büyük şeyler. Tamam. Yolcu biletini alıyor mesela. Tamam mı? Hı-hı. Mesela hani sabit firmalar vardır. Adam sadece manla çalışıyor. Evet. Yolcu bir alıyor. Ben manla içeceğim diye bakıyor biletine. Ha 45 numara misal. Yolcu biliyor hangi koltuğa oturacağını. Değil mi? Sen de şimdi bir araba alıyorsun. Hı-hı. Aldığı zaman bileceksin. Bak ya burada evrağı koyma yerim var. Tabii. Burada var. Diyeceğim. Ama biz şimdi araba almaya gidiyorsun veyahut da bir arabaya çalışmaya başlayacaksın. Acaba diyorsun elbise dolabı var mı? Acaba yatağı nasıl geniş mi? Hı. İşte yok prizi var mı? Ya şu bunlar personeli yoran şeyler. Tabii canım. Şimdi personel de yorulduğu zaman sen de biliyorsun sahada bu tarz şeyler sıkıntı. Gelelim ben size su almayı göstereyim. Ben mavinim. Evet. Buradan geliyorum. Bu araba hareket halinde arkadaşlar. Tamam. Durduğuna bakmayın. Bak bu araba hareket halinde gidiyor. Buradan böyle ineceğim. Önce buraya bir sığacağım. Buradan su dolduracağım. Çıkacağım arabaya koyacağım. Bu bir eziyet. Geldik buraya. Su eğer eğer doluysa alması rahat. Eğer su aşağıdaysa alma şeklini gösteriyorum. Bu kolun içinden giriyorsunuz. Buradan suyu alıp öyle çıkıyorsunuz. Almışken ver bari. Yani bu dolap işi benim pek hoşuma gitmedi. Yok. Yapmışlardı ya eski dostlarda. Evet. Onunki gene biraz daha yüksek. Ya bırak kadardı. Ya en azından kapak açıp alırdı. Koltuk seviyesine gelseydi. Bak bu koltuk çok almış. İleri alabilirler mesela. Tabii yani koltuk seviyesine gelse gene iyiydi. Yani diyorum ya bazı küçük şeyler ama bizim için önemli şeyler. Evet. Salih abi ağzına sağlık. Bu dediklerimi kale alsınlar. Evet. Bunlar çok önemlidir. Arabayı şoför aldırttırır, arabayı şoför sattırır. Aynen öyle. Bakın bu çok önemlidir. Hiçbir firma şoförün çalışmadığı, istemediği bir işi yapamaz. Kesinlikle az önce örneğini gördük. Yapamam. Marka vermeyelim. Evet. Sadık abinin babası gitmek istemiyorlar. Evet. Yani şimdi ben gene söylüyorum üzerine basa basa arkadaşlar bu şoförleri dinleyin. Kaptan arkadaşlarımızı dinleyin. Bu çok önemlidir. Bir arabanın eğer piyasaya sürülmesi tamamıyla çalışan personeldedir. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Ben bu arabayı istemeseydim ben bu arabayı aldırmazdım. Ve almazdım. Kesinlikle öyle. Muhasar bakın çalışmayacağı için. Diğer arabam satılıktaydı geri çektim. Ondaki rahatlığı bulamadım. Hı-hı. Geri çektim şu an arabamı. Evet. Vermiyorum. Küçük şeyler önemlidir. Tabii. Detaylar aynen. Çok önemlidir. Yedekçi şoför de bulamıyorum Nurettin. Evet doğru. Mesela manla atıyorum bu şimdi gidecek nereye gidecek? Doğu turuna gidecek tamam mı?
Adam yatacak orada. Ya Salih diyor gelirim ama diyor. İşte diyor ya ben yatamıyorum orada uyuyamıyorum huzursuz kalıyorum. Evet gelen arkadaş sabaha kadar araba sürmek istiyor. Yani direksiyon daha rahat diyor. Hani şeyden değil zevkinden değil. Evet. Biliyorum. Arkadaşlar sizler de yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.